Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Alexander kariyeri videosuyla sizlerle birlikteyim. FIFA 17'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada Chelsea maçını bırakmıştık zaten. Bunu her gün gibi atmaya çalışacağım. Yani şimdi tam şey yapmayayım da en kötü 2 günde bir, 3 günde bir falan gelir. Ama hızlı hızlı hani diğer kariyerlerin yanında atmaya çalışacağım. Chelsea maçına geçelim bakalım. Haydi abi, artık geçen bölümde bu arada hiç gol atamamıştık. Ama çok yaklaştığımız zamanlar olmuştu. Bu maçta artık bir atalım değil mi? Hem de Chelsea'ye karşı atarsak süper olur. Hemen Hunter olarak oynayalım. St. James Park'tayız, kendi evimizdeyiz. Kupa maçı. Tahminim Alexander müthiş bir gol atarak bizi üst tura taşır. Sakın beni yalan çıkarma demişti zaten geçen bölümün sonunda söylemiştik. Bu tarz Twitter'dan konuşmalar var. Bu kupa Alexander için ekstra bir şeyler ifade ediyor olmalı falan diyorlar. Haydi abi. Devam, hadi bakalım. Şimdi şöyle maça geçtiğimiz için ben tekrar şunu kısayım. Devam. Haydi oğlum. Chelsea tabii eski Chelsea bu arada. O yüzden eski Chelsea olduğu için kadrosu da daha iyi olabilir. Ama biz tabii ki elimizden geleni yapıp burada yenmemiz lazım. Alex olarak da artık gol atmamız lazım. Kennedy. Alex baskıya geldi. Şimdi ortaya geçim. Oğlum çok hızlandı lan oyun. Aha aldık aldık. Koş. Alex. Hocam faul. Evet hocam. Yani o kadar geçtik, tam içeri doğru gideceğiz. Faul yaptı. Sarı kart hocam. Adamsın hocam. Miyazga sarı kart görüyor. Alex'e bak nasıl sinirli. Aha. Kanka buraya. Hadi oğlum. Alex'e vurdurmadılar Alex. Hadi be lan. Kaleciyle karşı karşıya geldik. Devam. İyi başladık maça. Geliyorlar. Obadoa. Mikel. John Obi Mikel galiba bu. Mikel dediğine göre. Aha. Oyna. Hadi oğlum. Hadi Alex. Hadi Alex, hadi Alex. Yap ortan Alex. Oha Alex ne yaptın? Abi. Nereye orta yaptın ya? Oo bir dakika. Çok iyi gözüküyor yalnız. Ara sahneler falan bayağı kaliteli. Geldik. Bu arada çok koşmaktan çekinmeyeceğim. Çünkü kondisyonumuz çok az azalıyor. Yani iyi durumdayız şu an. Geçen maçlarda da öyleydi. Oyun önüme. Haydi. Hadi oğlum Alex. Alexander yapma. Çok yakınlaştık. Bir şey değil mi? Alex çok hızlanmış lan. Niye böyle? Evet. Şey verdik. Driblingini falan geliştirdik. Geçen bölümün sonunda basmıştık ya nitelik puanlarını. Onlar olabilir. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Chelsea bu arada yedek kadro oynuyor galiba şu an. Hiç kimseyi tanımıyorum çünkü. Az kadrona kimse yok. Kupa maçı olduğu için yedek kadroyla oynuyorlar. Esas kadrosu yok şu anda. Kennedy. Sol kanattan geliyorlar. Kendi sol kanatlarından şimdi kestik topu. Çok güzel abi. Yalnız bu maça bir ayrı başladık. Çünkü Chelsea'nin az kadrosu değil. Ya sadece isim olarak Chelsea. Bayağı genç oyuncular işte böyle. Matic var mesela. Hani Matic, Kennedy haricinde çok da iyi oyuncular oynamıyor şu anda. Hadi be. Şimdiden 6.9 ratingimiz var. Artık yeter yani. Bu maç bir gol atmamız lazım değil mi? Artık yeter. Kennedy. Aldık mı? Alamadık hala. Baskı yap abi. Oğlum yapsanıza. İşte bu. Çok güzel. Oyna. Hadi oğlum Alex. Alex aç ayağından. Alex. Aç ayağından Alex. Yapıştır. Koş koş koş. Ver pasını bari asist yapalım. Hadi be asist bile yapamadık ya. Oğlum asist yapmak istedim. Dönemiyor Alex. Yani şu an beceri hareketi ve zayıf ayağımızı, pardon zayıf ayak diyorum. Dribblingimizi çok geliştirmemiz lazım. Hareket edemiyoruz yani. Hızımız falan çok yavaş. Tamam. Oyna. Hadi oğlum. Offside yok galiba. Hadi Alex. Hadi Alex. Koş koş koş. Of. İşte bu Alexander. Sonunda golümüzü atıyoruz. Ve çok güzel bir gol attık. Kayarak da işte böyle seviniyoruz be. Budur oğlum. Bir şey değil mi? Az kalsın kaptıracaktık. Hatta kaptırdık. Ama adam da hata yaptı şurada. Kaptırdık ama alamadı topu. Ve Alex kaleciye avlıyor. İlk golümüzü yolladık. İşte budur be abi. Süper. Alexander. Geçen bölüm bayağı bir maçı boş geçtik ama bu sefer golümüzü atıyoruz. Hunter diyorlar. Hunter. İşte bu. İlk golümüzü attık sonunda.
Oh be abi, acayip rahatladım şu an ya. 8.4 ratingimiz oldu. Dakika 37. Alex var ya, bir şey diyeyim mi? Hadi be, şu ana kadar çok iyi oynuyoruz. Tabii burada biraz şans mı diyeyim? Yoksa rakibin kötü kadro planlaması mı diyeyim? FA Cup maçına bizi çok küçümseyerek çıkmışlar. Sürekli genç oyuncular oynuyor. Yani şu kadroda karşı Chelsea kadrosunda bir tek Cuadrado, Matic ve Aubameyang var. Bir de Kennedy var yani. Hiç tanıdık isimler yok. Hepsi genç oyuncular. Kupa maçı diye genç oyuncular çıkmışlar. Biz de böyle atarız abi yani. İşimize gelir. Sıkıntı yok. Kennedy. Almaya çalışalım. Alex. Geldik. Sıkıntı yok. Kennedy'den Ferus. Aradan bırakabilir. Baskı yapalım. Yap bakayım baskıyı. Süpersiniz be abi. Bu arada FIFA 17 çok hızlı bir oyun. Akıyor. Gerçekten akıyor. 3 dakika verdi. Uzatmayı. İlk el artık yavaştan sona erecek. Kennedy. Geriye doğru. Koyvaz. Orta geldi. Yapma. Son anda. Yapma. Ne yapıyorsun? Adam yerlere takıldı. Alex'e doğru. İndiremedik. İndirdik. Süper. Evet. İlk yarı sona erdi. Tamam. Biraz gelelim şöyle yardıma. Geldik. Belki alırız lan. Bastır bakayım. Aşağı vermesin. Hadi. Aldık işte bu. Baskımız sonuç verdi. Ama onlar da aldı. Ah be abi. Tekrardan geldik şöyle yardım ama alamadık. Baskı yapalım. Tamam. Remy. Remy'den aldık mı? Alamadık. Geliyorlar, şimdi kestik topu. Çok güzel. Offside'deyiz şu anda. Offside'ı bozamadık ve taç onların. Bizde bir değişiklik var. Sissoko oyuna girdi. Acaba Tottenham'daki Sissoko mu bilmiyorum. Onlarda da Fabregas girdi oyuna. Evet, az kadrodan oyuncu almaya başladılar. Dikkat edelim abi. Penaltı yok değil mi? Aman, elini çarptı sandım. Cuadrado. Remy. Aina. Korner. Evet, Chelsea yavaştan bastırmaya başladı. Dikkat edelim. Bizde yine bir değişiklik var. Yine mi korner? Out. Güzel. Out'u aldık. Oo, Hazard girdi oyuna. Bir şey diyeyim mi? Chelsea'deki Hazard oyuna girdi. Yani 3 sene önceki Hazard oyuna girdi. 4 sene önceki Hazard. O Hazard can yakabilir ya. Çok güzel. Harika koşu. Ver tekrar buraya. Hemen şöyle ortaya bıraktık. Hadi be. Lan. Hadi be abi ya. Güzel getirmiştik oraya kadar. Biz de. Çok iyi. Tamam. Haydi oğlum. Bir gol daha be. Yok, tamam. Plasa'larımız baya kötü. Direkt böyle zıbam diye vurmaya bakacağım. Kötü plasa vuruyoruz. Gerçi yüzümüzle dönemedik ama olsun. Top bizde yine. Aynen. Var ya, yanımızda kimse yok abi. Şu an görüyor musunuz? Yanımızda kimse yok. Topu alırsak... Hadi be. Oğlum şurada top alırsak var ya, kimse yok. Hadi. İşte bu. Verdik. Bekle koşuyorum, bekle. Oyna, önüme oyna. Alex. Koş oğlum Alex. Gole gidiyorsun. Koş. Koş. Yapıştır. Ya Alex. Abi. Daha çok gelişmemiz lazım ve kondisyonumuz bitti. Çok fena kaçırdık ya. Alexander maçın adamı. Anons yapıldı. Bitmeden şöyle bir kere daha. Son bir kez belki gelebiliriz şu an. Son dakikalar çünkü. Alex aldı. Hadi. Kay oğlum. Hadi be. Tamam, kötü kayma. Tamam. Hocam sakin ol. 8.6 çok güzel rating bu arada. Golümüzü de attık zaten. Ve burada maç bitiyor. 1-0. Chelsea'yi mağlup ediyoruz ve kupadan eleniyorlar. Yani rövanşı yoksa eleniyorlar şu anda. Öf. Alexander da uzun bir süreden sonra hazırlık maçı haricinde bir resmi maçta gol attı. Hatta karşı karşıya kaçırdı bile. Yani onu atsaydık çok daha güzel olacaktı. 6 şut 1 gol. Vay be. Güzel. Geliştikçe çok daha güzel olacak. 8.6 rating mükemmel bir şey.
Chelsea geçti. Leeds United, pardon, Chelsea'ye geçtik. Leeds United geçmiş. Arsenal, Everton, Tottenham. Evet, büyük takımların hepsi yenmiş ya. FA Cup'ta. Karşımıza o rakiplerden birileri gelecek tabii ki. 600 euro ilk 11 bonusu. Gol atma primi geldi 100 euro. Transfer değerimiz denen neredeyse böyle işte 4 milyona falan yaklaştı. İlerleyelim bakalım. Şimdi neler olacak? Antrenman falan mı yoksa maç mı yoksa bir ara sahne mi? Bilmiyoruz bakalım. Evet, Rey Mysterio yorum yapmış. Alexander ilk 11'de görmek güzel. Bence Williams'e birlikte fırtına gibi esebilirler. Bu ne oğlum, Michael Rey Mysterio maskesiz. 1-0 beyler. Alexander müthiş oynuyor. Bu çocuğu geri çağırmadan önce doyasıya izlemek gerek demiş. Bugünkü galibiyeti sonuna kadar hak ettin. Ha, bu 3 gün önceymiş, tamam. Bunlar eski. Rey Mysterio bahsetmiş en son. Şimdi Reading'le maçımız var. Ligde 5. olmuşuz. Geriledik bayağı. Tekrardan 1.liğe yükselmemiz lazım. Haydi Alex. Sonunda bir siftahı açtık. Yani sonunda bir golümüzü attık. Ve bunu devam ettirip formumuzu sürdürelim. 103.000 takipçiyi açtık. 100.000'i açtık abi. Güzel. Ha, hepsi 22 puan falan ya takımların. Şöyle bakabiliyor muyum? Evet, birinci 26 puan. 4 puan fark var aramızda. 4 puan kapanmayacak fark değil. Beraberliğimiz çok. 6 galibiyet, 4 beraberlik almışız bu zamana kadar. Şimdi Reading maçı 22. mi 24. mü neler? Burada kazanmamız lazım. Haydi takım. Alex, sana güveniyoruz. Bu maçta da golümüzü atalım, yolumuza bakalım. Bam, çok güzel pas verdik. Önüme bırakabilecek mi ama dönerek şey yapmaya çalıştı. Pek olmadı o. McIlary'i aldık. Çok güzel. Hemen şöyle bekliyoruz burada. Oyunu buraya. Kaldır abi. Süper, aşağıya doğru oynadık. Koşu yoluna yardır. Yardır oğlum. Koş 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 koş. Verdik yukarı ama nereye veriyorsun Alex ya oğlum? Koşu yoluna falan versene, nereye verdin? Alabilecek miyiz? Oo, çok temiz müdahale bu arada. Oyna şimdi buraya ama koşu yollama istemiştim ben onu. Bayağı kötü attı. Sıkıntı yok, top bizde yine de. Hemen abi ileriye doğru böyle yavaş yavaş çıkalım. Sıkıntı yok. Sakin. Verdik şöyle. Alex'in dönüşleri çok yavaş. Alex'e dönüş falan lazım. Yap ortayı. Vur Alex ve gol. Harika kafa vuruşu. Hiç beklemiyordum ama çok güzel bir kafa vuruşu geldi. Hemen şöyle ne oluyor lan? Böyle bir şeyler mi varmış? Alex bu arada çok güzel gol ama böyle bağırıyor muymuş lan? Duydunuz biz onu ya. Ben oranın sesini açarım. Maç kısık ya. Bayağı seslendirmişler lan. You like this falan diyor. Alexander yine 23. dakikada golünü attı. Ve Newcastle United'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci ligde tabii ki Premier Lig'e göre biraz daha golle oynamamız lazım ki başladık. Başladık. Geçen bölümden sonra bu bölüm biraz daha böyle intikam bölümü gibi bir şey. O kadar gol atamadık atamadık. Şimdi biraz daha acısını çıkartalım. Özellikle kafa vuruşuyla da attık. Bunlar da önemli. Farklı tarzlarda goller atmak. Yani şu an Alex'in tek sorunu, tek değil iki sorunu var. Birincisi dönemiyor abi. Çok yavaş hareket ediyor. Yani hız olarak değil. Düz gidişlerde sıkıntı yok da. Dönüşler de acayip yavaş. Öyle böyle değil. Bak şimdi döneyim mesela. Çok yavaş abi. Topu çeviremiyor. Bak gördün mü? Birinci sorunu bu. İkinci sorun da plaseleri çok kötü. Ya acayip kötü plaseleri var. Şutları pek de iyi değil. Yani biraz daha şut çalışması lazım. Onun haricinde bir sıkıntısı yok gibi şu an. Hızı falan yerinde. O, nereye verdik lan? Aa, gitti bir de. Nasıl geçti oğlum o? Yine baskı yapıyoruz. Pres yapıyoruz. Haydi oğlum. Lan hadi be. Almak üzereydik. Bizde mi o top? Evet, aldık. Çok güzel. Yap ortanı. Yapıştır Alex, hadi be abi. Bu gol dedim ya. Ya bu gol dedim abi. Kalecinin üstüne nasıl vurduk onu? Ah be. Çok yakındı. Tamam. Ne oluyor lan? Ne oldu? Faul mu yaptık? Galiba faul falan yaptık. Öyle bir şey oldu. Girdik araya.
Kay. Hadi be abi. Çok güzel kesmiştik topu. Hemen yakın oynuyorlar, buna dikkat edelim. Bu arada adamlar şu an orta sahayı falan geçemiyor ha. Bak aldık yine. Alex çok iyi müdahaleler yapıyor. Pozisyonumuz fazla olduğu için müdahaleleri yapabiliyoruz. O yüzden sıkıntı olmuyor ama topu kaptırdık. Şu orta sahaya kadar koşup bırakıyoruz sonra. Güzel oluyor. 45 artı 2 verdi hakem. 1-0 üstünüz zaten. Şöyle ikinci yarıda da bir gol atsak var ya, mükemmel olur. Aldık. Ama ilk yarı bitecek değil mi? Evet, ilk yarı sona erdi. Hop, şöyle güzel pas. Gösterişli. Vay, böyle şeyler mi varmış? Normalde çünkü diğer kariyerlerde öyle pas verince bir şey demiyor. Aha! Yapıştır Alex! Lan nereye vuruyorsun? Abi şut çalışması gerekiyor. Gerçekten şut çalışması gerekiyor. Acayip kötü bir vuruş, böyle bir şey yok ya. Abi nereye vuruyorsun? Dağlara taşlara attı ya lan. Kale dibinden. Allah Allah. Geldik ve aldık. Oğlum Alex çok güzel kapıyor topları. Bir şey değil mi, Alex gerçekten çok iyi kapıyor. Top kapma da çok iyiyiz şu an. Oyun önüme. Süpersin. Yukarıya verdim. Yap ortanı. Vur Alex. Hadi be. Geldik. Devam, bir şey çıkar mı? Al. Ne oldu? Hocam biz nasıl faul yaptık? Lan ne yaptık ya? Arkasından koşuyorduk. Yanlışlıkla adamı çelme mi taktık? Ne yaptık anlamadım ki. Adam korkudan dışarı attı lan. Ne oluyor oğlum? Bu arada adamlar gerçekten 24. gibi falan oynuyorlar şu an. 22.ler miydi? 24.ler miydi ligde? Bayağı kötü oynuyorlar. Ne oluyor lan? Ne yapıyoruz oğlum? Aha, delirmiş lan bu kaleciler. Bir dakika, ne yaşandı orada ya? Ne yaşandı orada? İzliyorum abi. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, harbiden delirmiş bu insanlar. Neyse, biz ileride bekliyoruz abi. Allah Allah, kafayı yemişler. Ne yapıyorsunuz lan? Gol yiyeceğiz abi, yapmayın. Adamlar kötü oynuyor dedik, şimdi gol atacaklar ha. Out. Ara sahnelerde Alex'i gösteriyor. Sanki biz bir şey yapmışız gibi böyle. Alakasız Alex'i gösteriyorlar. Korner, tamam. Korneri kazandık, sıkıntı yok. Hemen şöyle kornerden atmadık mı? Arkaya doğru. Yok, arkaya doğru oynamadılar. Yapma. Ver buraya. Ne yapıyorsun? Oğlum nereye verdin? Tamam, bizi top. Paslar çok değişik gidiyor bu arada. Oo, çok güzel. Yardır 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 yardır. Vur. Versene. Vur Alex. Hadi be. Oğlum Danny Williams niye vurmadı ya? Çocuk bizi düşündü ya bu arada. Bizi düşündü. Bizi düşündü, bak gördün mü? Alex'ten kötü vuruş. Sert böyle abanması gerekiyordu. Evet. Vuramadık. Bir daha orta. Bomboşum bomboşum. Vur 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 vur. Lan, oğlum o nasıl kafa vuruş? Ya bu maç neler oluyor böyle abi? Saçmalıklar bizi buluyor. Denebildiğimi salabilir misin onu? Hadi dene. Hadi be dene. Neyse, sıkıntı yok, en azından baskıladı. Dene offside'tasın. Evet abi, saldım direkt ya. Offside dedi çünkü. Emindim de işte, belki bir an ümitlendim orada değildir diye de. Dakika 87, artık son dakikalara doğru geliyoruz. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Alex'in golüyle. Kafa vuruşundan özellikle attığı golle. 1-0 üstünüz. Şöyle indirebilecek miyiz? İndirik sayılır. Adam indirmiş gibi oldu da. Olsun. Aşağıya oynadık. Oyuna koşuyordum ha. Haydi oğlum Alex. Koş. Koş. Vur oğlum köşeden kalecinin üstüne. Güzel şut. Buraya. Evet. Vur. Hadi be, tekrar dene. Maç bitmedi, out. Ama şimdi bitmek üzere. Son dakikalar zaten. Yavaştan bitecek. Belki de bitmeden son bir atak mı? Alex'e doğru istedim ama. Nereye gitti o top? Kaleciye kadar gitti. Maç bitiyor. 1-0 Reading'i mağlup ediyoruz. Alex 2'de 2 üst üste maçta golünü attı. Ve belki de bizim bu
formunuzu yakalama ve öne doğru çıkmanızın işaretidir yani. Bunun işareti olabilir. Çünkü hem Chelsea maçında hem bu maçta gol attık. Artık yavaştan raylarına oturmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Hem gelişmemizle birlikte özellikle bir 68 overall olduktan sonra bayağı bir gelişeceğiz. Daha 17 yaşında Championship'teki ilk golünü atmayı başardın. Ne düşünüyorsun gibi bir şey söylüyor. Evet. İlk ama son değil. Bana bunun için para ödüyorlar. Hayatımın en güzel anı. Hayatımın en güzel anı galiba ya. Evet evet. Biraz şöyle özel bir an ya. Evet. Müthiş bir his. Diğerini kupada atmıştık. Bunu Championship'te attık. O da çok güzel bir duygu. Karen. Kazanmak güzel. Hocamızın verdiği taktikleri işlemedi. Ben kendim attım. Baskı altında başarılı oluyorum. Evet. Evet işte bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka soru var mı? Var. 3 puan hakkında neler söylemek istersin? 3 puan güzel oldu takımımız için. Takım olarak çok iyi oynadık. Her takım geç. Yok, takım olarak çok iyi oynadık. Evet. Evet. Özellikle baskı altında iyi oynama muhabbeti şuradan geliyor. Bizi Premier Lig'e almadılar. Üstümüzde çok büyük bir baskı vardı. Bizi istemediler. Özellikle Erikeyn'i aldıktan sonra buraya kiralık verdiler ya. Üstümüzde çok büyük baskı var. Bu baskı altında da çok daha iyi oynuyoruz. Aa, dur sesi açayım pardon. Konuşma esnasında açıyorum ya. İyi günümüz abi. Have a good day at the office. Well, don't go spending that win bonus all in one shop, eh, mate? Williams. Ne oldu lan? Ne bu? Duygusala bağladık bir anda. Oğlum fazla duygusal olmadı mı ya? Biraz fazla duygusal olmadı mı arası? 4 milyon euro. Güzel. 4 milyon euro bütçemiz var. Şimdi ilerleyelim bakalım. Transfer bütçemiz 4 milyon euroya ulaştı. Yani 3 milyon 900 bin euro şu anda. Şimdi ilerleyelim bakalım. Antrenman varmış. Pas antrenmanı. Hemen yapalım. Hocam tamam hocam. Pas antrenmanı hemen yapalım. Orta gol. Ben şunları bir yapayım geri geleyim. Evet antrenmanlarımızı tamamladık. Birinden B, birinden A aldık. Şimdi zaten ilk 11'deki yerimiz sağlam. Bu özelliklerimizi geliştirmemiz için bu antrenmanlar önemli. Nelerimiz gelişti abi? Onlara bakalım. Gücümüz gelişti. Uzun pasımız gelişti. Bu pas antrenmanı zaten. Bunlar gelişti. Güzel atlayalım bakalım. İlk 11'deki yerimiz zaten tamamen sağlam. Bizden başka adam yok. O yüzden hem de genç olduğumuz için bizi oynatıyorlar. Şu anda da formdayız zaten. Bakalım şimdi ne var. Neredeyse 110 bin takipçi olduk ve şimdi Barnsley maçımız var. 15.ler biz 4. sıradayız. Ama puanlar yakındı herhalde. Bir daha bakarız şimdi puan durumuna. Bu şeyi unutmayayım. Maça geçeceğimiz için tekrardan sesi kısayım. Şimdi Hunter olarak oyna. 68 overla yaklaştık. Alexander istediğin gibi forma giyme fırsatını yakalayacaksın dostum. Yakında görüşürüz demiş Philip Bernard. Crystal Palace bugün pek iyi oynamadı. Belki de sana ihtiyaçları vardır Alexander diyor Danny Williams. Maç kazanıldı. Alexander forması alındı. Keyifler yerinde. Bye. Annemiz tebrik ediyor. Gareth Walker bizi tebrik etmiş. Rey Mysterio burada. Neredeyse 110 bin takipçimiz var. Hadi bakalım. Şimdi bir de bu maçta atarsak var ya üst üste 3 maçta gol atmış olacağız. Yine bu rakip de diğerleri gibi 15. 20. falan. Diğerleri de o şekildeydi. O yüzden belki de gol bulabiliriz abi. Şöyle verelim ve ileri doğru yavaştan geçelim. Güzel istedik bu arada. Yok mu? Yok. Çok kötü tamam. Beyinler aşağıya doğru. Lee'den aldık şimdi. Çok güzel. Koşuyorum. Tamam verdim hemen. Hiç bekletmeden verdik pasımızı. Oyna. Oyna oyna çabuk. Alex. Koş oğlum Alex. Vur Alex. Abi yani kaçırma şunu be. Keşke yakın köşeye vursaydık. Ne bileyim atar dedim ama atamadı Alex ya. Dağlara taşlara. Olsun olsun tamam sıkıntı yok. Bu tarz pozisyonlar yakalayacağız tabii ki. Bu da ilkiydi. Kaçırmasaydık tabii daha iyi olacaktı ama. Olur öyle arada kaçırmamız da gerekiyor. Yeter ki pozisyon bulalım. Aha. Bastır bakayım. Yapma onu.
Bizimkiler tut arasında abi orayı. Tutun onu, tutun onu. Tut onu, tut, gol yiyeceğiz. Tut. Çok güzel, tamam. Uf, az kalsın gol yiyorduk. Az kalsın gol yiyorduk, devam. Hadi, hadi, hadi. İlk golü biz bulalım ya. İlk golü yersek bayağı şey olacak. Sıkıntıya gireceğiz. Şurayı tutmaya çalışıyorum ama aldık topu, çok güzel. Devam. İleriye doğru böyle yavaş yavaş abi. Tek paslarla çıkalım. Sakin paslarla çıkalım. Oyna, buradayım. İşte bu Alex. Alex gidiyorsun. Kaptıracağız değil mi? Aldık, aldık, aldık. Devam, verdik pasımızı. Abi. Ya son çare pas verdik ama kötü paslıyor. Yardıma kadar geldim ve aldık. Çok güzel. Tabii benim yardım dolayısıyla almadık da olsun. Sonuçta kapmış olduk. Touch bizim. Dakika 40. İlk yarı bitmeden şurada gol bulalım. Hadi takım. Abi yerden atsan onu ya. Havadan yerden kendileri kafalarına göre atıyorlar. Benim isteğime göre atmıyorlar. Arkadan baskı yapıyorum. Sen de önden yap. Ne oldu? Abi iyi müdahale. Sıkıntı yok. Hocam ne izletiyorsun? Geçsene ya. Adamın topu alışını izliyoruz. Aldık. Harbiden aldık. Oyna buraya. Lan oğlum. Nereye attın Alex ya? Geliyorlar şimdi. Kapat. Orta yapabilir abi. Evet yaptı ortayı. Bizde o top. Yapma. Aman abi. Az kalsın alamıyorduk. Alex indirdi şimdi. Alex'in koşu yoluna bırak. Lan orada adam mı varmış? Çok güzel Alex. Yardır oğlum. Koş. Çek topu. Gönder plaseni kaleci. Hadi be. Çok da güzel plase falan yollamıştık da. Şey çıkmadı taç. 7-0 ortalama. Hadi hadi hadi, gol lazım. Oha çok yer attın. Çok yer attı ya. Oğlum bana oynasana. Deli bilim satıyor. Ne yapıyorsun? Koştur 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 Alex. Alex koştur. Bizde mi o top? Bastırın. Bastırın. Alamadık. Abicim baskı yap, geliyorlar. 62 oldu. Kaleci. Çok güzel kaleci. Kaleci buraya oyna. Kaleci bana oynar mısın artık ya? Oynamıyor abi, tamam. Oynama o zaman. Şu anda bir işte 13-14 dakikamız var ya maçın bitmesine. Dakika 80. Hocamız top yükünü hata aldı. Ne varsa saldırın diyor abi. Ne varsa saldırın diyor şu an. Oyna. Hadi be. Sokko. Ne oluyor lan? Aha. Lan niye koşmadın? Yetişirdi sanki be. Yetişemez miydi? Sanki bir geçseydi yetişir gibiydi de. Neyse. Yeni pozisyon sağ santrafor. Tamam. Hadi. Verdim. Aa, kaleci tutmamış. Direkten çıkartmış. Direkten çıkmış top. Oğlum bizim adam ne biçim vurdu? Biz de. Verin be. Verin be. Ya abi. Alexander maçın adamı. Onu söyledi anonsçu. Anonsçu. Hayır. Yapma. Ya oğlum. 0-0 berabere kalıyoruz. Oyna. Ya neyse, maç bitiyor. 0-0 berabere kaldık. İki maç üst üste golümüzü atmıştık ama bu maçta atamadık. Ama maçın adamı olduk. Öyle de bir şeyimiz var. Artımız var yani. Bu arada o hani karşı karşıya kaldığımız pozisyon var ya. Var ya. Onu atabilseydik süper olacaktı ya. Neyse, artık yapacak bir şey yok. İkinci ligde yine berabere kaldık. Maçın adamı. Neler düşünüyorsun Alex diyor. diye gülüyor böyle. Takımın müthiş desteğine emin hatarım. İçimizde herhangi biri seçilebilirdi. Yo, ne alakası var ya. Yıldız futbolcu olma yolunda önemli adım. Yani takımın müthiş desteğine emin hatarım diyelim. Aynen. Takım oyunu sonuçta. Bir de gol kaçırdık üstüne. diye gülüyor. Dur ses vereyim ben. Evet abi, değerlendiremedik ya. Üzücü oldu. Olur böyle şeyler. Bir sonrakini kaçırmayacağım. Olur böyle şeyler diyelim.
I guess if all players scored all their chances, evet, then evet, football would be very exciting, would it? Alex, a word on coming away with a draw. Hayır, sonuçtan memnun değiliz abi. Atmamız gerekiyordu ve yenmemiz gerekiyordu. Yok, tabii 2-3 puan daha iyi olurdu. Of course, we'd rather have the 3 points, but I think our approach was sound. Evet. We prepped well during the week, but like on the day, galibiyet golünü atamadık. Cutting edge. I'm sure the gaffer will have us doing extra sprints during the week. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi önümüzde ne var? Direkt maça mı geçeceğiz yoksa bir ara sahne falan var mı? Bayağıdır da olmuyor. Peki abi, daha da önemlisi, ondan daha önemli bir şey var. 68 olabildik mi? Olamadık. Atlayamadık tabii ki. Aha. Aha, ara sahne geldi. Ne oluyor lan? Ne o? And the way you took your goal, you must have felt elated. Well, yeah, Gerrit Walker izliyoruz. That was probably the best goal anyone scored in the Premier League this season. And to those pundits who say your ego is starting to be a problem, what do you have to say to them? Nothing really. They're not the ones out there scoring incredible goals, are they? And just one more thing. Gerrit, I was curious about. Thanks, Karen. I think we're done. Cheers. Ne oluyor lan? Aa, terbiyesize bak. Egosu tavan yapmış harbiden ha. Konuşalım mı diye şey yaptı. Mesaj attı. Hey mum, what's up? Thought you might be getting sick of room service. Have you seen how much they charge just to bring this up here? Alt yazıya bak. Harold? Alex, your dad. Look, nasıl sevmediğini düşünmüyorum annem yani, Allah Allah. Bırakmış gitmiş adam, ne diyorsun? Harold. He was a great player, you know. A lot like you. Center forward, sweet right foot. Could glide round defenders like they weren't even there. Oh, he loved his game. Maybe too much. Wanted to be just like Jim. Hmm. And after his injury, büyük bir sakatlık geçirmiş galiba. Sometimes you just need to learn how to let things go. Eat. Böyle bir sahneydi işte. 112.000 takipçimiz olmuş. Alexander, seni golcü diye işe aldılar değil mi? İşini yapıp biraz... Bu öncekiydi ya. 4 gün önce falan diyor. Savunma antrenmanı var. Savunma biz ne alaka? Neyse, yapalım bakalım. Bir Gerrit Walker'ı gösterdi. Bir de işte annemizle böyle bir duygusal bir konuşma yaptık. Bir yandan böyle hayatımızla ilgili de sahneler göstermeye devam edecekler galiba. Evet, antrenmanları yaptık. Savunma antrenmanlarından birinden A aldık, diğerinden C aldık. Yani çok da uğraşmak istemedim savunma olduğu için. Direkt ne olursa olsun geçelim dedim. Zaten ilk 11'deki yerimiz de sağlam. Bunlar artsa da pek bir işimize yaramayacak. Yani ancak orta sahadan top kapmak için de. Yani bu kadar olsa ne olacak? 45-50 olsa ne olacak? Yani zaten o kadar. Şimdi bakalım maçımız var mı? Önemli olan o. Ona bir bakalım. Artık maç vardır herhalde. Şut antrenmanı var. Şut antrenmanını da yapalım. Evet, bu iki şut antrenmanını da yaptık. İkisinden de A aldık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Dur. Sonuçta aldık da öncekinden A aldık mı? Onu hatırlamıyorum. A aldık herhalde ya. Evet, A ikisinden de geçtik. Güç arttı, bitiricilik arttı, volemiz arttı. Hızlanmamız da 79'a yaklaştı. Şimdi iki tane antrenman yaptık. Yani toplam 4 tane yaptık. Artık bir maç falan vardır herhalde. Ona bakalım. Oha, helikopter mi geçiyor lan? Pata 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 bir şey oluyor. Devam. Evet. Ooo. Önümüzdeki takımla oynuyoruz. Biz 5.yiz. Onlar 4. Alexander'ı ilk 11'de görmek güzel. Bence Williams ile birlikte bunu okumuştuk lan. Remister de fotoğrafını değiştirmiş. Bu sefer top oynayan bir adam almış. Şimdi şu maçta yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Bitiririz.
antur olarak oynayalım bakalım. Dördüncü olan rakiplere karşı oynuyoruz. Biz beşinciyiz. Puan durumu kaç abi? Aa, 3 puan fark var. Hiçbir şey yok. Bu maçı yenmemiz lazım. Bu maçı ne yapıp edip yenmemiz lazım? Şu anda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet. Namağlup şekilde ilerliyoruz ama işte 5 beraberlik bir tık sıkıntı olmuş. Birçok namağlup takım da var. Onların önüne geçmemiz lazım. Hemen şöyle tekrardan ben sesi ayarladım. Devam. Haydi Alex. Şu maçı kazanalım ve belki de birinci bile olabiliriz yani. Diğerlerine bağlı olarak ligde yükselmemiz lazım. Geliyorlar. Bir vuruş. Oy, adam ne biçim gol attı. 22 numara ne biçim gol attı. Kim o? Felipe Melo mu? Felipe Melo mu? Felipe mi yazıyordu? Ben mi yanlış gördüm? Bam! Oy, çok fena gol attı. Harbiden baya fena gol attı ha. Bir dakika, bu Felipe Melo mu? Felipe Melo mu? Felipe Melo bu. Felipe Melo değil. Galatasaray'daki değil bu. Çakma Melo. Yalnız güzel gol attı. 1-0 geri düştük abi maçın başında. Geri düştük. Sheffield Wednesday 1-0 önde. Ah be abi. Neyse, sıkıntı yok. Daha yeni başladık. Toparlama şansımız da yüksek. Daha yeni başladığımız için. Devam. Hadi be. Beklediğim yere gelmedi top. Tamam, aldık. Süper. İleri doğru koşmaya çalışacağız. Oyna buraya. Oyna buraya. Offside mi? Offside. Aa, yok. Yok galiba lan. Yok yok, offside yokmuş. Ama topu kaptırdık. Neyse, bastıralım. Devam edelim. Baskı yapın da yukarısı bomboş. Ah be, çıktılar. Geliyorlar. İçeri doğru pas geldi. Bir orta kafa dışarıda. Yalnız bu adamlar gerçekten dördüncü gibi oynuyorlar şu anda. Biz bayağıdır düşük takımlara karşı oynuyoruz. Bu sefer harbiden iyi oynayan bir rakip geldi karşımıza. Bakalım, 1-0'da üstüne gerideyiz bir de. Bakalım nasıl gidecek. Hocam faul, sarı kart. Yapıştı sarı kartı. İşte bu. Yalnız FIFA 17'de fark ettiniz mi? Faul çalınması daha kolay. Yani güzel çalıyorlar faulleri ve sarı kart falan çıkıyor. Çok fazla fazla. Yani bu hareket normalde de sarı kart baktığın zaman. FIFA 21'de öyle değil. Çok daha az kart var. Böyle kırmızı kart gören oyuncu falan çok yok. Çok nadiren oluyor yani. Sarı kart bile ne bileyim bir iki kere falan görmüşümdür yani. Yakın zamanda. Kapat abi önünü. Geliyorlar şimdi. Kapattık, çok güzel. Haydi. Burada bekliyoruz şimdi. Top nerede? Top orada. Şuradan çıkartabilirsin, mükemmel olur. Haydi oğlum. Aldın şimdi Alex. Süpersin. Hemen Danny Williams'a doğru. Williams. Güzel çıktık. İyi çıktık. Oyna buraya. Evet işte bu. Alex, alabilecek misin artık? Çok güzel aldın. Kaldır. Çapıştır oğlum. Hadi be. Güzel de kaldırmıştık ya. Devam. Bizde o top. Yapma be. Abi onlar da kaldı ya. Devam. Bastır oğlum. Çok güzel. Out mu, corner mi? Out galiba ya. Evet, out. Son müdahale Alexander'dan. Dakika 36. İlk yarı bitmeden golü bulsak var ya. Çok daha rahat döneriz de. Bakalım, sıkıntı yok. Bir gol bulalım da. Bu adamları yenmemiz lazım ya. Takım, hadi be. Oyun oğlum buraya. İşte bu. Verdim. Ay abi, tam pas atmıştık ya. Bastır bastır bastır. Bizde mi o top? Bizde kalsın. Lan kalmıyor ki. İyi oynuyor adamlar. Tamam, bizde şimdi. Devam. Aralara kaçmaya çalışıyoruz sürekli. Alex'le. Savunma arkası böyle koşular yapmaya çalışıyoruz. Devam. Güzel. Çıkamayacaksın oradan, evet. Bayağı omuz koydu, aldı adam ya. Son 3 dakika diyor. Şöyle istedim. Çok iyi Alex. Alex koş oğlum. Yardır. Yardır. Çek topu. Çek. Ver pasını. Vur oğlum. Ya nasıl atamıyorsun abi? Asist yapacaktık ya. Son dakika. Öf, gitti yerden vurdu. Abansanız da şöyle. Bak adamlar ne biçim gol attı. Alex de öyle. Sürekli yerden vurmaya çalışıyorlar böyle. Zıbam zıbam vurması lazım. Neyse, sıkıntı yok. Neredeyse asist yapıyorduk. İkinci yarı onlar başladı. Hemen abi, hemen. Golü 60'a kadar bulup ikinci golü de atmamız lazım.
Kaleci bana oynayabilirsin şu anda ya istiyorsan. İstemiyorsan oynama, sen bilirsin. Oynamadı, tamam. Sıkıntı yok. Aşağıyı gördüm ama. Şimdi oraya geçmez diye atmadık. Oyna. Süper. Şimdi ayağından açabilirsin Alex. Koş oğlum. Şurayı gördüm düşündüm de. O ne abi? O ne saçma pastı ya. Tamam top bizde şimdi. Artık değil. Bu adamlar zorlu oynuyor. Bu adamlar harbiden iyi oynuyor. Bir gol bulsak öpü başımıza koyalım. Hadi. Oğlum bir hatalarını bitecek ya. Hakeme çarptı. Asma'ya hakeme çarptı lan top. Yapma onu. Bizde o top. Hadi be. Al artık şunu, gol yiyeceğiz. Abi takım. Takım alo. Abi ne yapıyorsunuz? Alsanız uçtup. Kimse alamıyor topları. Taç bizim mi? Kimin? Onların. Doğum günü kutlaması anonsu falan yapıyorlar lan bunlar. Var ya bu anonsçular da çok değişik ya. Tamam. Yapma. Oy, adam çok fena kafa vurdu ya. Bizim attığımız kafa golüne benzer ama bu çok daha fenasını attı. 14 numara bizi 2-0 geri düşürüyor ve bu maçta maalesef belki de mağlup olacağız. Yani 2-0 geri düştük abi. Çok güzel kafa vurdu adam ya. Baksana. Bizimkinin önüne geçip kafa vuruyor. Kim bu? Gary Hooper. Ulan. Bizde de değişiklik var. Güzel geçtik bu arada. Hemen şöyle aktardık. Ama devamı gelir mi? Tamam. Şimdi verdik aradan. Önüme bırak. Ver önüme. Vur Alex ve gol. Alex Hunter yine golünü attı. İşte bu. Daha adamlar maçı anons ederken, önceki golü anons ederken tekrardan golü bulduk. Benim stabiyonum da orada. 2-1 oluyor abi. Burada çok güzel bir berkaça girdik. Önümüzü yolladılar. Ve biz de tabii ki karşı karşıya oradan kaçırmıyoruz. Alex Hunter yine golünü attı. Haydi abi haydi. Dakika kaç? 70. Hadi ulan. Yapmadık mı şöyle bir 3-2 falan? Hadi bu Alex. Hadi bu Alex. Adamlara çok erken cevap verdik. Çabuk oğlum hadi. Takım canlanın biraz abi. Hocam topyekun atak falan yap. Takım al ileri. Yok edelim. Gary Hooper. Pudil şimdi. Melo. Hutchinson. S. Hutchinson diyor valla. Bilmiyorum ismini. Lan oyunu buraya. Evet hocamız topyekun hata aldı. Bak hocamız bizi dinliyor. Kaptırma Alex. Süpersin. Alex. Yap ortanı. Hiç yok ki. Baskı yapın. Baskı yapın. Taç. Değilmiş lan ne. Oha adam ne biçim atmış oraya. Ver buraya. Al. Süper. Aşağı aşağı. Süper abi. Yap ortanı. Alex hadi be. Vuramadı ya. Devam. Dakika 84. Ya abi bizde kalmıyor. Abi top çeviriyorlar ya. Top çeviriyorlar ve hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Topu kapmamız lazım. Son dakikalar. Belki de beraberlik koparabiliriz buradan ama. Philip Melo maçın adamı oldu. Son dakika lan. Hadi be oğlum. Hadi. Şöyle verdim. Oyna. Bir daha verdim. Önüme. Hadi Alex. Hayır. Abi Alex. Ya böyle bir şey yok ya. Fiziğimiz çok düşük abi. Fiziğimizi geliştirmemiz lazım. Yere yıkılıyoruz. Son dakikada az kalsın ikinci golümüzü atıyorduk. Ama... Bu adam, bu çocuk elinden geleni yaptı. Üzülme la. Oğlum üzülme la. Kalk kalk bir şey olmaz kalk. Kalk daha önümüzde yol var. Daha yolun başındayız devam. Biz golümüzü attık yani. Bir de son dakikada onu da atsaydık var ya mükemmel bitirecektik ya. 2-2 olacaktı en azından yani. Ama puan durumunda fark çok yok ya. Şimdi bu adamlar yendiği için hani 3 maksimum 6 puan fark var. Kapanabilir. Go ahead mate. Totally got it.
Hayal kırıktır ya artık abi. Yakışmadı. Gerçekten yakışmadı. You just don't get the rub of the green, mate. Next match, we put this right. Evet, aynen öyle. Gerginlik var. Soyunma odasında gerginlik var. Ki olması gerekiyor zaten. Takımca pek de iyi oynamadık. Ama biz yine de golümüzü attık. 4 milyona çıktı transfer değerimiz bu arada. 68 overla geçmişiz lan. 67 sanıyordum. Yarısına falan gelmişiz, yaklaşmışız. Çeyreği dolmuş. Şimdi antrenman falan mı var yoksa şey mi var? Ona bakalım. Antrenman var. O zaman burada bırakalım arkadaşlar. Crystal Palace bugün 1 veya 2 gol daha atmalıydı. Acaba Alexander olsa bunu başarabilir miydi diye soranlar var. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık gollere başladık. Bu ratingimizin yükselmesiyle de birlikte hem niteliklerimizi geliştirdikten sonra çok daha güzel olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.